Üçüncü bölüm. Gerçek doğruluk. Sonuç olarak kardeşlerim, Rab'de sevinin. Size aynı şeyleri yazmak bana usanç vermez. Hem bu sizin için bir güvencedir. Kötülük yapan o adamlardan, o köpeklerden sakının. O sünnet bağnazlarından sakının. Çünkü gerçek sünnetliler, Tanrı'nın ruhu aracılığıyla tapınan, Mesih İsa ile övünen ve benliğe güvenmeyen bizleriz. Ben aslında benliğe de güvenebilirdim. Eğer başka bir kimse benliğe güvenebileceğini sanıyorsa, ben buna daha çok güvenebilirdim. Doğumumun 8. günü sünnet oldum. İsrail soyundan, Benyamin oymağından, öz be öz İbraniyim. Kutsal yasaya bağlılık derseniz, ferisiydim. Gayret derseniz, inanlar topluluğuna zulmeden biriydim. Yasaya dayanan doğruluk derseniz, kusursuzdum. Ama bana kazanç olan her şeyi, Mesih uğruna zarar saydım. Dahası var, kendisi uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kendime özgü bir doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'le birleşmiş olayım. Ölümünde ona benzeyerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Hedefe doğru koşalım. Bunlara şimdiden kavuşmuş ya da şimdiden yetkinliğe erişmiş olduğumu söylemiyorum. Ama Mesih'in beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum. Kardeşler, ben kendimi henüz bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup, ileride olanlara uzanarak, Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Buna göre, olgun olanlarımızın hepsi bu düşüncede olsun. Herhangi bir konuda farklı bir düşünceniz varsa, Tanrı bunu da size açıkça gösterecek. Yalnız eriştiğimiz düzeye uygun bir yaşam sürelim. Kardeşler, hep birlikte beni örnek alın. Size verdiğimiz örneğe göre yaşayanlara dikkatle bakın. Size defalarca söylediğim gibi, şimdi de gözyaşları içinde tekrar söylüyorum. Birçok kişi Mesih'in çarmıhına düşman olarak yaşıyor. Bunların sonu yıkımdır. Bunların tanrısı mideleridir. Ayıplarıyla övünür, yalnız bu dünyayı düşünürler. Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Ve oradan kurtarıcı olan Rabbi İsa Mesih'i bekliyoruz. O, her şeyi kendine bağlı kılmaya yeterli olan gücünün etkinliğiyle bizim zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.